Efsane Halı Esra Erol'u sundu. Efsane Halı. Bugün 6 Haziran Pazartesi. Erdoğan Almanya'ya sert çıktı. Bizi yargılayacak son ülkesiniz. Gezi dönüşü facia. 7'si çocuk, 14 kişi hayatını kaybetti. Yıllık izin hesabı sil baştan. Yaz tatiline yeni düzenleme. ATV Ana Haber başlıyor. Haberi merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. 11 ayın Sultanı Ramazan başladı. İlk oruçları tutuyoruz. İftara da artık iyice yaklaştı saatler. Barış ve kardeşlik ve özellikle de bereket getirmesini diliyoruz bu kutsal ayın. Mutlu ve huzur dolu günler istiyor, bekliyoruz yürekten. Haftaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili Almanya'ya gösterdiği tepkiyle başlayacağız. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde konuştu Cumhurbaşkanı. Yahudi soykırımını hatırlattı. Siz bizi yargılayacak en son ülkesiniz dedi Almanya'ya, Almanlara. Kararın iki ülke ilişkilerine ciddi yansımaları olacak dedi. Ey Almanya! Bak yine söylüyorum. Önce Holokost'un hesabını vereceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye soykırım iftirası atan Almanlara kendi tarihlerini hatırlattı, hesap vereceksiniz dedi. Soykırım kararına tepkisi sert, mesajı da netti. Türklere parlamentosunda kalkıp da sözde Ermeni soykırımı oylaması yapacak varsa belki de en son ülkesiniz. İstanbul'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı. İftiraya tarihi gerçeklerle karşılık verdi. Utanmadan, sıkılmadan, terbiyesizce. Güya Ermenilere ait kiliseleri biz şu anda yıkmışız, el koymuşuz. Elinize dilinize dursun. Tam aksine Ermeni vakfiyelerindeki kiliseleri kendilerine teslim ediyoruz. Erdoğan'ın hedefinde Alman parlamentosunun oyladığı tasarıyı hazırlayan Türk asıllı Alman parlamenter Cem Özdemir de vardı. Oradan çıkıyor bir ukala, bir şey hazırlıyor, Alman parlamentosuna sunuyor. Neymiş? Birileri de diyor ki güya Türk. Ne Türk'ü be? Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırım kararının Türk-Alman ilişkilerine zarar vereceğini de vurguladı. Efendim parlamentodan bu karar çıktı ama bu diyor bizim Türkiye münasebetlerini etkilemez. Sevsinler seni. Nasıl etkilemez? Erdoğan, Batı'nın kendi işlediği insanlık suçlarına siyaset yoluyla suç ortağı aradığını söyledi. Bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar yoluyla değil, siyasetle, parlamentolar eliyle kirli emellerinizi gerçekleştirmeye çalışıyorsanız bunu yapamazsınız. Bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkar. Yaptığınızın zaten uluslararası hukukta da en ufak bir kıymeti, harbiyesi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da devam eden eylemleri de yorumladı, Gezi'yi hatırlattı. Gelişmeler endişe verici. Türkiye'de, Gezi'de 12 tane ağaçtan dolayı endişe duyanlar vardı. Siz yerlerde süründürüyorsunuz kızları, erkekleri, hepsini. Tekme, tokat giriyorsunuz. Endişeleniyoruz. Gümüşhane'de teröristlerin hain